بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين <gülüyor> <gülüyor> وفسر صلى الله عليه وسلم الحساب اليسير بالعرض شمدي رسول الله عليه الصلاة والسلام سنتي، سنتي Kur'an'ın tefsil edilmesinin bir başka örneği şudur. Şimdi Peygamber Efendimiz olayı şöyle anlatayım e, e, kısaca. Şimdi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gün Hazreti Ayşe'ye diyor ki Ey Ayşe e, hesapta yani hesap görünürken münakaşa yapılan kimse azap görür diyor. Hazreti Ayşe de diyor ki e, Ya Resulallah e, halbuki Allahu Teala diyor ki her kim ki kitabı sağ elinden verilen kimse ise kolay bir şekilde hesaba çekilecektir diyor. Ve ailesine sevinçli dönecektir diyor. Yani burada hesaba çekilmesiyle beraber azap edilmediğini işaret ediyor. Ama Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin kim ki diyor her kimi hesapta münakaşa edilirse azap olunacaktır diyor bir hadisinde. Sonra Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu bu ayeti şöyle tefsir ediyor. Yani bu senin söylediğin yani ayette kitabı sağ elinden verilen kimse ise kolay bir şekilde hesaba çekilecektir ve ailesine sevinçli dönecektirin anlamı yani kolay bir hesaptan anlama yani Allah-u Teala diyecek ki ona sen şöyle şöyle yapmıştın böyle böyle yaptın ben bunları affettim sen şöyle şöyle yapmıştın ben bunları affettim anlamında. Yani arz diyoruz buna. Arz edecek allah Teala onları buna. Yoksa hesapta münakaşa edilen yani zorlanan kimse ise allah Teala azap edecek. Şöyle. Ve fessere Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem el hisabel yesire hisabe yesiri şu ayette geçen felsefe yuhasabu hisaben yesira ayetini nasıl tefsir etmiş? Bil ardi fessere bil ardi arzla yani ey ardul a'mali halel mu'minine ve tezki ruhu e, biha ve tezkirul a'mali ve tezkiruhu yani tezkirullahi e, ya da tezkirul mu'mini diyersiniz biha bil a'mal evet fakat evet yani diyor ki hani dedi ki Allahu Teala'ya diyor hisabe yesir e, görecek. Lakin Peygamber Efendimiz bu hesabı yesiri <laughs> ardul a'malle tefsir etmiş. Yani müminlere mümine amelleri arz edilecek. Ve tezkiruhu hatırlatacak biha yani hatırlatılacak bu mümine ne? Biha o amellerle hatırlatacak. Yani sen şöyle şöyle yaptın, sen böyle böyle yaptın. Ve zalike ve zalike Heine kale ve bu durum da Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam şöyle dediği zaman oluyor. Men nuqishal hisabe uzibe. Yani men nuqisha fil hisabi anlamında. Hesapta, hesapta sorguya çekilirken münakaşa edilen azap görür. Bundan sonra tabi bu hadisi söylüyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Ayşe diyor ki Fekalet es-Seyyide Aişe'tu li Rasulillah, Allah'ın Nebisi'ne diyor ki: "Ya Resulallah, e velesekad kâlallâhu Teâlâ? Allah Teâlâ şöyle dememiş midir? Ey Allah'ın Resulü, Allah böyle dememiş midir? Şöyle diyor ayette: "Fe emmen men ûtie kitâbuhu Kitabı sağ elinden, sağ elinden verilen kimseye gelince, fesevfe ileride yuhasabu hesap görecek ama hesaben yesiren hesaben yesiren yani kolay bir şekilde his hesaba çekilecektir. Ve yenkalibu ve dönecek yani yerci'u dönecek ila ehlihi ailesine mesruren sevinçli bir şekilde dönecek. E şimdi yani burada hesap olunduğu halde sorguya çekilindiği halde azap görmeyip belki cennete girdiği söyleniyor burada. Harbuki Peygamber Efendimiz mennukişel hisabe uzibe uzibe dedi. Şöyle diyor Fakala sallallahu aleyhi ve sellem zâlikel ardu yani o hisabe yesir o hisabe yesir arttır. Arz ne demektir? Yani o amellerin kullara arz edilmesi ve mü e, mümin kulu kula o amellerin hatırlatması. Yani sen şu zaman bu zamanda böyle böyle şeyler yapmıştın. Yani ey beyan el hisab el yesiri. Bu bu da yani amellerinin ona yapmış olduğu amellerinin hatırlatılmasıdır. Yani Resulullah Aleyhissalatu da sonra ve emma men nuqish el hisab. Sonra Peygamber Efendimiz diyor ki zaliken art ve emma men nuqish el hisab lakin hesaptan münakaşa edilen uzibe. Yani e, hesapta münakaşa edilen kimseye gelince ona azap edilecektir buyurmuştur Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ya da Peygamber Efendimizin başka bir tefsirine örnek. Ve ke tefsirihi sallallahu aleyhi ve sellem es salatel vusta yani orta namazı hani diyor ya hafizu ale salavati ve salatil vusta namazlara bilhassa ve salatil vusta Orta namaza dikkat edin buyuruyor ya. İşte Peygamber Efendimizin tefsiri gibi. Neyi? Es-salatel vusta. Orta namazı Allahu Teala'nın şu kavlindeki hangi sureymiş? Ee, i̇ki mi yazıyordu orada? 2 evet. Bakara suresi 234 8. ayette geçen es-salatel vusta kelimesini bi enneha şöyle tefsir etmiş. Fes ke tefsiri bir enneha. E, salatul asri ikindi namazı olduğuna dikkat çekmiş Peygamber Efendimiz. Orada öyle tefsir etmiştir onu. Ya da ve tefsir ve ke tefsir yani atfun ala ke tefsiri. Şuranın üzerine atışın arkadaşlar. Bu da. Ve tefsir el mağdubi aleyhim. Yani gazaba uğrayanları ve va e, ve dalin ve dalalete gidenleri yani sapıtmışların yoluna değil diyor yani gazaba uğramış ve sapıtmışların yoluna değil. Fi suretil Fatiha'ti. Fatiha suresinde bunlardan tefsir etmesi bil Yahudi yani gazabı olayanların Yahudiler sapıtmışların da Nasaralar olduğuna tefsir etmiştir. Ve minel emsileti aydan aynı yukarıdakiler gibi e, hala tefsirin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem lil ayetil kerimeti yani ayeti kerimelere Peygamber Efendimizin aleyhissalatu vesselam tefsirinde örnekten bir tanesi de e, tefsiruhu peygamber efendimizin tefsir etmesi. Neyi? Ez ziyadete ziyade kelimesini fi kavli teala allah Teala'nın şu sözünde lillezine ehsenu el husna ve ziyadetun. Yani diyor ki e, o e, o ihsan iyilik yapan kimselere iyilik yapan kimselere yani güzel ameller işleyenlere ne vardır? Hüsna vardır. Şimdi hüsna ne demek? Yani cennet vardır. Bir de ve ziyadetun. Cennetin ziyadesi vardır. E şimdi arkadaşlar cennet son makam değil mi? Yani cennetten sonra ne olabilir? Cennetten sonra insan diyor ki başka ne nimet verilebilir ki kendisine? Ve ziyade el aye peygamber efendim tefsiri gibi? Fakat fesserah Allah, sallallahu Resulü ve vesselam bu ayeti ziyade kelimesini tefsir etmiş. Bi ennaha şununla en nazaru ila vecihillahil kerim. Allahu Teala'nın zatına bakmayan allah Allahu Teala'ya müşahade etmeye ile tefsir etmiş peygamber efendimiz bunu. Yani kim ki diyor ki güzel amel işleyenlere de ne vardır? Güzel amel, salih amel işleyenlere de cennet ve bir ziyadesi olan Allah'a bakmak vardır. Yani Allah'a görmek vardır. Ee, biliyorsunuz cennetten başka bir üstün o da nedir? Allah-u Teala'yı görmektir arkadaşlar. Başka bir ayette ve tefsirihi sallallahu aleyhi ve sellem el kuvvete ya da peygamber efendimizin kuvveti kuvvet kelimesini ve a'iddu lehum min kuvvetin ayetinde geçen kuvvet kelimesini bir rami atmakla yani taş atmak veya başka bir şeyle tefsir etmiştir. Fi kavli ta'ala ve a'iddu lehum onlara hazırlayın mestata'tu gücünüz yettiği kadar min kuvvetin kuvvet hazırlayın. Yani siz de düşmanlarınıza karşı gücünüzün yettiği kadar kuvvet devamında diyor ki ve süvari hazırlayın buyuruyor. Şimdi ayetindeki kuvvet fakat kale sallallahu aleyhi ve sellem ela innel kuvvete erramyu. Dikkat ediniz ki o kuvvetten maksat atmaktır. Dikkat edin kuvvetten maksat atmaktır ve bunu iki kere tekrar ediyor. Ya da başka bir ayette ve ke tefsiri kavlihi taala ve ke tefsiri kavli taala şu sözünü tefsir ederken ki yeume izin o gün ki işte o gün tuhaddisu yani haber verecek haberlerini anlatacak ahbaraha anlatacak haberlerini yani kim anlatacak yeryüzü yani işte o gün yeryüzü bütün haberlerini anlatacak diyor. Peki yeryüzü hangi haberleri anlatıyor ki? Yani neyi anlatıyor? Anlattığı haber nedir? Bu bilinmiyor. <laughs> i̇şte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem etedruna ma yani biliyor musunuz ki ma akbar o e, yeryüzünün haberi yani yeryüzünün haberleri nedir biliyor musunuz dedi peygamber efendimiz kalu yani ey sahabetu sahabeler dediler ki Allahu ve alem Allah ve resulü daha iyi bilir minna yani <laughs> peygamber efendimize buyurdu en tuşhede ala kulli abdin ya da enteşhede diyelim pardon. Enteşhede ala kulli abdin ev emetin bima amile ala zahriha. Yani şehadet etmesidir o yeryüzünün. O yeryüzünün ala kulli abdin her erkek her erke ve her kadına şahitlik etmesidir. Neyle? Bima öyle bir şeyle ki amile ala zahriha. Yani o emetin ya da ala Yani üzerinde yapılmış olduğu amelleri hepsini ne yapacak? O kadın ve erkeklerin hepsine şahitlik etmesidir. Kısacası. Yani e, yeryüzünün haberlerinden maksat erkek ve kadından her birinin üzerinde işledikleri şeylere şahitlik etmesi ve şunu söylemesi. takulu amil teyevme keza ve keza. Yani filan günü şunu şunu Yaptın demesidir. Filan günü amilte yevme keda ve keda. Yani sen filan günü şunu şunu yaptın demesi gibidir. Yeryüzünün haberlerini anlatması. Yani üzerinde bir günah yapılmışsa. Mesela kul onu inkar ediyor. Yeryüzü o zaman şahitlik ediyor. Diyor ki ya Rabbi bu benim gün benim üzerimde benim toprağımın üstünde. E, filan günü şu saatte şu şeyi şu ameli yapıyordu diye şahitlik etmesidir. İşte yevme tuhaddisu tabi ayetin devamında diyor ki bi enna rabbeke uhalaha tabi nasıl yeryüzü konuşturulur bi enna rabbeke uhalaha diyor. Çünkü Rabbin ona vahyetmiştir. Yani Rabbin ona konuşma gücü veriyor ki o yeryüzü konuşuyor. O emsalu hadi tefasiri kesirun. Bu gibi tefsirler, bu gibi tefsire örnekler çoktur. Sayılamayacak kadar çok ve kad cem'a ve cem etmiş bir araya getirmiş Es-Suyutiu fi el itkan fi ulumil Quran bu kitabında cem etmiş neyi daifeten kebireten büyük bir büyük bir bölüm e, bir araya getirmiş toplamış minet tafasirin nebeviyeti yani peygamberin nebevi tefsirlerden büyük bir bölüm kitabında el itkan fi ulumil Quran isimli kitabında büyük bir bölüm bir araya getirmiş. Yani öyle bir konu da var. Yani tefsirun nebi gibi aleyhissalatü vesselam. Fel yurca ileyh. Oraya müracaat oluna. İşte bizim önceki dersimizde Allahu Teala'nın Kur'an'ı Kur'an'la tefsir etmesi örneğini okuduk. Bugünkü dersimizde ise Peygamber Efendimizin aleyhissalatü vesselam sünneti mutahharasıyla Kur'an'ı şerh ve beyan etmesini, tefsir etmesini okuduk. İşte vakila kila hadeynil Bu her iki kısım yani tefsiril Kur'an'ı bil Kur'an ya da ve tefsiril, tefsiril Kur'an'ı bil sünneti şu her iki kısım la şekke fi ennehu ala a'la tefsiri. Yani şüphe, şek, şüphe yoktur ki ne olduğunda? Fi ennehu şöyle olduğunda. A'la enva'i tefsiri. Yani tefsirlerin tefsirin en ee, en büyük, en ala, mertebesi en yüksek olan e, tefsir çeşitlerinden olduğunda şüphe yoktur arkadaşlar. Evet, en üstünüdürler yani. Ve la şekke kabuli. Ve aynı şekilde bunların kabul edilmesinde, bu tefsirlerin kabul edilmesinde de hiç şüphe, şek, şüphe yoktur. Emmel evvelu. Birincisine gelince yani tefsirul Kur'an'ı bil Kur'an. Bunda niye şüphe yoktur? Feli enne Teala çünkü Allahu Teala a'lemu bi muradi nefsihi min gayrihi. Allah Teala daha çok bilir. Bilici daha çok e, bilir. E, başkasından bi muradi nefsihi yani kendi muradını kendi bir muradını neyse yani kendi muradını, kendi kastını, o ayetten ne kast kastedini daha iyi bilir. Kimden? Min gayri, başkasından. Çünkü Allah onu tefsir ediyorsa çünkü Allah'ın sözü olduğundan dolayı ondan daha başka iyi kimse bilemez. Emmel evvelu feli ennallaha ve emmel ve kitaballahi bir de feli ennallaha bir de ve li enne kitaballahi oran üzerine Ve li enne kitaballahi teala Allah-u Teala'nın kitabı enstakul hadisi sözün en doğrusudur. Sözün en doğrusudur. Dolayısıyla neden sözün en doğrusudur? لِأَنَّهُ <lâ> لَا يَأْتِهِ الْبَاطِلُ Batıl ona yanaşamaz. مِنْ بَيْنِ önünden وَلَا مِنْ خَلْفِهِ ne önünden ne de arkasından arkadaşlar e, batıl kendisine yaraşamadan yaraşamadığı için yanaşamadığı için sözlerin en doğrusudur. Dolayısıyla tefsirul Kur'an'ı bir Kur'an'da şek şüphe edilmemesi lazım. İkincisine gelince yani Peygamber Efendimiz'in sünnet-i mutahharasıyla aleyhissalatü vesselam Kur'an'ın tefsir edilmesine gelince ve emme thani fe rasul sallallahu aleyhi ve sellem Allah Resulü aleyhissalatu vesselam kad beyyene muhimmetehu kad beyyene allahu arkadaşlar bu eksik benim okuduğum gibi ilk önce ibareyi okuyayım ona göre daptını yaparsınız kad beyyene allahu muhimmetehu fil Kur'an Bizim nüskamızda fi ve Allah lafzı yoktu. Normalde kad beyyene muhimmetehu el Kur'anu olmaz. Yani kad beyyene allahu muhimmetehu fil Kur'an'i. Yani Allahu Teala o Resulün aleyhissalatu vesselam vazifesini Kur'an'da zaten açıklamıştır arkadaşlar. Ve zekere ve Allah gene zikretmiş ki ennaha o vazifesinin peygamber efendimizin vazifesinin muhimmetü tavdihi vel beyan yani açıklama açıklama tefsir etme e, görevi vazifesi olduğunu beyan ediyor allah Teala zikrediyor Kur'an'da. Ki o da şu ve enzalna ileyke zikra litubeyyine lin nasi ma yani sana zikri kur'an'ı indirdik ki litubeyyine lin nasi insanlara açıklayasın insanlara açıklayasın ki ma nunzile ileyhim kendilerine indirilen şeyi insanlara açıklayasın diye biz sana zikri biz indirdik diyor Allahu Teala. Şimdi arkadaşlar burada ee, ne diyor? Ne kastediliyor burada? Allahu Teala peygambere ne vazifesi vermiş burada? Litube yine linnas yani tibyan görevi vermiş. Açıklama görevi, görevi, vermiş. Değil mi? Tefsir etme görevi vermiş. Yani dolayısıyla tefsir etme görevi verdiğinden ötürü Kur'an'ın sünnetle de tefsiri caiz. Zaten fema ca'e an Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem min şerhin ev beyanin. Dolayısıyla Allah Resulü aleyhissalatu vesselam tarafından gelen min şerhin bir şerh veya beyan. Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen şerh ve beyan ne varsa bir senedin tabi caeci bir bi senedin sahihin sabitin sabit sahih bir senetle bize gelen şerh ve beyanın Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın fe innehu şen durum budur mimma la şekke fi ennehu o caean Resulullah'tan gelen Aleyhisselatü Vesselam'ın hakkun yecibu ihtimaduhu yani ona dayanmanın ona ihtimaten ona güvenmenin hak olduğunda e, şüphe etmememiz gerektiği e, lazım. O o o o şeylerden yani fe innahu mimma la şekke fi ennu hakun yecbu i'timaduhu. Yani e, Peygamber Efendimizin Aleyhissalatu vesselam getirdiği şeylerde demek bunlar e, bunlarda Kur'an'ın tefsiri sayılıyor arkadaşlar. Burası kalsın. Biraz e, bu konuyu da tefsir sahabeti konusunu da arkadaşlar şuradan ta e, ra'yü fi irfan ya da eşherul musannifine mine sahabeti. Gelecek dersler Allah'ın izniyle buraya okuruz arkadaşlar. Ve sallallahu ta'ala ala seyyidina Muhammedin nebi'l ummi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in.